Son seansa karşınızdayız. Son seansa bugün Profesör Dündar Murat Demiröz'le birlikte olacağız. Doçent Doktor Hakkı Öztürk bugün aramızda olmayacak. Dündar Murat Demiröz şu anda stüdyomuzda. Bugün neler konuşacağız? Epey konuşacağımız konu var. Bir defa Amerikan Merkez Bankası'nın önümüzdeki günlerde alacağı kararla ilgili olarak belki de göz önüne alınması gereken en önemli gösterge bildiğiniz gibi enflasyonu. Üretici enflasyonu da bugün yüksek geldi. Tüketici enflasyonu zaten çok yüksek, 3'ün üzerinde seyrediyor. Ve üretici enflasyonundaki yükseliş beklentinin de üzerinde olduğu için Amerika'da Merkez Bankası'nın işleri sıkı tutması gerektiğini gösteriyor. Avrupa Merkez Bankası zaten bugün üzerine düşeni yaptı ve 25 bas puanlık bir artış yaptı. Ve Avrupa Merkez Bankası Başkanı Christine Lagarde, ipleri tutmak durumundayız ve sıkılaştırmaya devam edeceğiz mesajları verdi. Başka neler var? Bir defa Türkiye'ye dönüyoruz. Türkiye'de kur korumalı mevduattan yavaş yavaş çıkış devam ediyor. Son 3 haftada yüksek bir çıkış ortaya çıktı. 15.7 milyar TL kur korumalı mevduattan diğer hesaplara geçiş oldu. Bu şu anlama geliyor. Artık ekonomi yönetimi kur korumalı mevduatın hazineye, Merkez Bankası'na ve Türk sistemine olan yükünün kaldırılamaz noktaya geldiğini görüyor. Bu bakımdan Merkez Bankası kur korumalı mevduata uyguladığı munzam karşılıkları %15'ten %25'e çıkardı. Merkez Bankası bankaların elindeki parayı alarak parasal sıkılaştırma yapmaya çalışıyor. Dünyada durum nedir derseniz, dünyada biliyorsunuz global GDP şu anda yani gayri safi hasıla 100 trilyon dolar civarında ve borçlar, ülkelerin borçları 235 trilyon dolar. 2022 yılına göre, 2021 yılına göre daha az bir borç var ama yine de çevrilebilir bir borç mudur, değil midir bunu konuşacağız. Çünkü biraz sonra muhtemelen tanık olacaksınız Dündar Murat Demiröz. Önemli olan borç değil, önemli olan borcun vadesidir diyor. Borcunuzun vadesi uzunsa borcunuzu ödeme gücünüz var demektir. Ama kısa vadeli borçlarsa bunları ödemek elbette çok zor olabilir. Bir başka konu var, onu da konuşacağız. Türkiye'de uzunca bir süredir bizim ekranlarda, yayınlarda defaatle dile getirdiğimiz bir husus var. Tarımda havza tipi üretim modeline geçilmesi gerektiğini savunuyoruz. Çünkü yazın ortasında, herhangi bir şekilde kışın ortasında şu ya da bu ürünün darlığının, sıkıntısının, kıtlığının çekilmeyeceği bir ortam istiyorsak mutlak surette bir üretim planlaması yapılmalı. Patates, soğan krizlerini defalarca son 10 yılda yaşadık. Artık bunlara son verilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Tabii mesele sadece patates, soğan değil. Aynı zamanda arpa, yulaf, buğday, çavdar bütün ürünler için geçerli. Eğer Türkiye gerçek anlamda iyi bir üretim planlaması yaparsa, verimli topraklara sahip, zengin ve gerçekten kendini besleyebilecek bir toprak yapısına sahip olduğu için kıtlık çekmeyebilir. Üstelik de 21. yüzyılın belki de en önemli enstrümanı gıda. Gıda dışındaki hiçbir alan insanı bu kadar çok fazla etkilemeyecek. Evet, Profesör Dündar Murat Demiröz'le birlikteyiz ve yaklaşık 40 dakika boyunca konuşacağımız konular var. Kur korumalı mevduatla başlayacağız. Kur korumalı mevduattan çıkış devam ediyor. Üçüncü haftadayız ve sanıyoruz bu yükün azaltılması konusunda ciddi bir irade beyanı ortaya çıktı. Ancak kur korumalı mevduattan çıkan paranın gideceği yerde çok önemli. Size göre kur korumalı mevduat artık üzerinde düşünülmesi gereken bir konu olmaktan çıkıp tamamen bırakılması, terk edilmesi gereken bir yüke dönüşmüş durumda mı size göre? Şimdi anormal şartlar altında bir yurt içi yerleşiklerin döviz spekülasyonu ile birlikte dövizin anormal bir şekilde yükseldiği şartlar altında ortaya konmuş bir araç. Evet. Kur korumalı mevduat.
Peki o şartlar ortadan kalktı mı? Kur korumalı mevduattan vazgeçiyoruz. Yoksa? İkincisi bu. İkincisi, kur korumalı mevduat ilk yapıldığı anda bir istikrar programının bileşeni olarak uygulansaydı gerçekten amacına yaraşır bir sonuç elde ederdi. Ama bununla birlikte kur korumalı mevduatı ortaya çıkmasına sebep olan etkenleri ortadan kaldırmayıp hatta arttırarak uygulanan politika kur korumalı mevduatı bir cerahatlanmış, iltihaplanmış yaraya çevirdi. Evet. Şimdi buradan çıkmak hükümetin istediği bir şey. Sayın Gaye Erkan da, Sayın Mehmet Şimşek de kur korumalı mevduat artık yeter demeye getiriyorlar. Evet. Bu kadar benim gibi kesin konuşmuyorlar tabii siyasetçiler, bürokratlar. Daha diplomatikçe konuşurlar. Tabii. Yani, ama siz bir akademisyen olduğunuz için söylemek durumundasınız. Benim bir sırtımda küfe olmadığı için, bir yetki ve sorumluluk tabii olmadığı için ben doğrusu neyse onu söylerim ve vatandaşın anlayacağı şekilde söylerim. Şimdi kur korumalı mevduattan birden çıkarsak, bunu bir seferde ortadan kaldırırsak ne olur? Sistem çöker. Kasım 2021'de olan şey olur. Tabii. Oradan çıkan bütün döviz tekrar fonlar tekrar dövize akar. Dolar 40 lirayı, 50 lirayı bulur. Avro da onun işte 1.2 katını bulur. Ne olacak o zaman? Bunun için hani böyle şeyden çıkmak kolay değil. Bugün Merkez Bankası'nın aldığı bir karar var. Siz de bahsettiniz. Kısa vadeli kur korumalı mevduatta zorunlu karşılık oranını %15'ten 5'e düşürüyor. Uzun vadeli, pardon, %15'ten 25'e çıkarıyor kısa vadede. Uzun vadede yani bir sene ve daha fazla olan da, vadeli olanı da %15'ten 5'e düşünüyor. Evet. Bu ne demek? Diyor ki bankalara, ey banka diyor. Hani Sayın Cumhurbaşkanımız diyor ya, evet, ey Amerika diyor ya, evet, ey bankacılık sistemi diyor Sayın Mehmet Şimşek. Eğer diyor bir seneden daha kısa vadeli kur korumalı mevduat tutarsanız, sizin kasanızdaki paranın %25'ini bana yatırmak zorundasınız. Evet. Zorunlu karşılık bu demek. Tabii. Ama diyor, bunun vadesi bir sene ve daha fazla olursa diyor, o zaman sadece %5'ini yatıracaksınız diyor. Daha önce neydi? İkisi de %15'ti. Evet. Bu ne demek? Bu şu demek. Kur korumalı mevduattan tedricen vazgeçiyorlar. İlk etapta kısa vadeli. Ne demek kısa vadeli? 3 aylık bir kontrat var mesela. Yani hiç işe yaramayan vadesi olan hesaplardan vazgeçip uzun vadede bankada kalabilecek olan parayı bir miktar daha muhafaza etmiş. Yani o önemli olan o değil. Önemli olan 3 ay. 3 evet ayda mesela 3 ay sonra ne olacak? Şimdi Ekim ayı, Kasım ayı, Aralık ayı. Sene sonu. Sene sonunda şimdi 3 aylık yaptıran sene sonunda parayı alıp dövize kaçabilir. Evet. Çünkü bir uygulanacak program var, bir seçim programı var, onun yaratacağı etkiler var. Cari açık patlamış vaziyette. Siz zannediyor musunuz ki yazdaki gibi olacak? Dış ticaret açığı daha da artacak şeyde Ekim, Kasım, Aralık aylarında. Tabii. Yani o döviz geliri azalıyor. İmalat sanayinin üretiminin arttığı, her türlü üretimin arttığı, dolayısıyla döviz giderlerinin arttığı bir dönemde. Şimdi ne olacak? O zaman bir sene ve daha uzun vadeli bir KKM'ye teşvik edersek eğer, buradaki fonlar yani 2024'ün sonuna kadar şeye geçemeyecek, dövize geçemeyecek. Bunu teşvik etmeye çalışıyor. Doğru mu? Doğru. Evet. Yani ne açıdan doğru? Kesin net bir önlem almadan, bir istikrar programı uygulamadan yapılabilecek, yandan dolaşarak yapılabilecek eylemlerden birisi. Ama kur korumalı mevduatı zaman içinde tasfiye etmek istiyorlar. Çünkü bunun şöyle bir problemi var Ali Bey. Birincisi, kur korumalı mevduat uyguladığınızda, bunu hep konuşuyoruz işte, Merkez Bankası zarar mı yazar, kar mı yazar? Zarar da yazmaz, kar da yazmaz. O fiktiftir yani o. Tabii. Ama sonuçta enflasyon yaratır. Evet. Merkez Bankası yani o. Birinin zarar yazması gerekmiyor ama sonuç itibariyle o bize enflasyon olarak dönüyor. Ve bütün millete tabii zarar yazar tabii bu sonuçta enflasyon. Tabii. Amaç ne? Enflasyonu düşürmek. Dolayısıyla
kur korumalı mevduat hesaplarını tasfiye etmek uzun vadeli bir amaç olması lazım. Ama kısa vadeli değil. Kısa vadeli olursa sistem çöker. İki, kur korumalı mevduatın bir özelliği, hiç değinilmeyen bir özelliği, bir sabit döviz kuru sistemi yaratıyor. Aslında fiktif bir sabit döviz kuru sistemi. Tabii. Ne demek fiktif? Normalde sabit döviz kuru veya kontrollü döviz kuru rejimlerinde Merkez Bankası veya hazine kuru belirler. Tabii. Her ay, yani çocukluğumdan hatırlıyorum. İlan eder. İlk üniversite öğrencisi olduğum zaman da Merkez Bankası her ay alt limit, üst limit açıklardı. Dolar, avro vesaire kurlar için. O zaman avro yoktu, mark vardı, frank vardı, neyse. O şeyin üstüne veya altına inerse, bantın dışına çıkarsa kur Merkez Bankası müdahale ederdi. Tabii. Dolayısıyla Merkez Bankası kurların nereye gideceğini, ne kadar artacağını, ne kadar azalacağını kendisi belirliyordu. Şimdi böyle bir yapı yok ama ne var? Kur korumalı mevduat diyoruz. Dolayısıyla aslında dalgalı kur rejimi varmış gibi yapıp devlet zoruyla, devlet ve bankacılık sistemi zoruyla kuru baskılıyoruz. Fiktif, sentetik bir şey yaratıyoruz. Kur rejimi yaratıyoruz. Evet. Bu kur rejimi... Tarifiniz çok güzel ama. Sentetik bir dalgalı kur. Evet, sentetik bir sabit kur rejimi. Sabit kur rejimi. Görünüşte, evet. Görünüşte dalgalı kur. Ama... Gerçekte sentetik. Sentetik ne demek? Doğrudan değil, dolaylı yollarla oluşturulmuş. Doğru. Mesela İslami bankacılıktaki bütün bu kredi sistemleri faizsiz maizsiz değildir. Sentetik faizler oluşturulur orada. Kesinlikle. Yani o murabaha, müşareke gibi İslami şeylerde. Orada da ama kitabi olarak baktığınızda zahiri olarak İslam dinine uygundur tabii. Şeriata uygundur. Tabii. Sonuçta sentetik faizler atıyorsunuz. Burada da sentetik sabit kur rejimi. Bunun en büyük sıkıntısı ne? Biz dünyaya entegre bir toplumuz. Dünya ekonomisinde sabit kur rejimi yok. Sabit kur rejimi olmayınca büyük paralı akışları var. Bu para akışları girdiği çıktığı ülkelerde döviz kurlarında dalgalanmalarla dengeye geliyor. Elbet. Siz döviz kuruna müdahale ederseniz, faizlere müdahale ederseniz buraya gelen para yüksek risk altına girer, gelmez. Sonuçta da gelmiyor zaten yani. Tabii. Dolayısıyla buradan çıkabilme ve bir şey daha var. Bizim hükümetimiz... Maliye programını, maliye politikasını ekonomide ve planlamayı ekonomide çok önemli bir araç olarak görmüyor ideolojik olarak. O ideolojinin en kuvvetli aracı nedir? Liberal sağ ideolojinin para politikası. Tabii. Para politikasının etkin olması için döviz kurunun ve faizin dalgalı olması lazım. Serbestçe piyasada belirleniyor olması lazım. Para politikası eğer faiz ve döviz sentetik şey olarak böyle devlet zoruyla siyasi olarak belirleniyorsa o zaman para politikanız etkili olmaz. Maliye politikası uygulamak da istemiyorsunuz. Tabii yani şimdi hesabı sorulmayan veya açıklanmayan bir sürü devlet harcaması var. Maliye Bakanlığı eğer maliye politikası uygulayacak olsa hesapların üstüne gidip sen nereye ne kadar harcama yapıyorsun diye bu iki cumhurbaşkanlığının da hesaplarını da incelemesi lazım mesela. Tabii. Yani değil mi? Onun çünkü bir bütçe kuracak bütçede ama böyle bir şey olmayınca neyle sağlıyorlar? İstikrar para politikası. Yani para politikasının başarılı olması için bu KKM'nin olmaması lazım. Böyle de bir durum var şey olarak, teknik olarak. Dolayısıyla kısa dönemde bunu yapabilirler mi? Yapamazlar. Ama yavaş yavaş buradan ilk önce vadeleri uzatacaklar. Kısa vadede burada kalmayı zorlaştıracaklar anladığım. Oradan bir miktar yavaş yavaş boşaldıkça onu da başka tedbirlerle dövize gitmemesini sağlamaya çalışacaklar. Bu arada da enflasyonu düşürmeye uğraşacaklar. Özellikle Mart 24'ten sonra ben genel olarak KKM ile ilgili görüşlerimi böyle özetleyeyim. Peki o zaman geçebiliriz dünyanın borçlanmasına. Tabii. Küresel borç 235 trilyon dolar şu an itibariyle. Küresel GDP'nin de 100 trilyon doların biraz üzerinde olduğunu biliyoruz. 2022'ye göre dünya daha az borçlu. Yani bazı ülkeler borçlarını ödemeye başladı ya da ayağını yorganına göre uzattı. O yüzden borçlanma miktarı azalıyor. Ama siz biraz önce yayından sözünü ettiniz. O son derece doğru bir tespitti. Diyorsunuz ki borç olabilir. Dünya borçla dönebilir.
Önemli olan borcun vadesidir. Eğer sizin borcunuz uzun vadeli ise sonsuza kadar borçlanabilirsiniz. Ama kısa vadeli borçsa borçlunuz, alacaklınız her an gelip kapınızı çalabilir ve sizin de yedek akçeniz olmayabilir, ödeyemeyebilirsiniz. Evet. Mesela bir Hollanda örneği verdiniz burada. Evet. Ben şöyle söyleyeyim. Şimdi bunun bir teknik boyutu var. Bir de kapitalist sistemin içerdiği genel bütünlükte olarak genel kapitalist sistemin içerdiği bazı sıkıntılı durumlar var. Onlardan kaynaklanan bazı bu yüksek borçlanma, yüksek finansallaşma da bunun sonucu. İlk önce teknik şeye girelim. Şimdi bir firma veya bir ülke borçlanırken hem miktar önemlidir, hem faiz önemlidir, hem de vade önemlidir. Tabii. Şimdi uzun vadeli borçlandığınızda mesela 100 bin lira kredi aldım. İşte %4 yani %40 faizden aldım 100 bin lira krediyi ve 20 senelik bir vadeyle aldım. %40 faizden diyelim bugünün şeyleriyle. Dolayısıyla bu borcumu ben ana para artı faiz 20 çarpı 24 ne eder? 20 çarpı 12 240 ayda ödeyeceğim. Evet. Ama bir sene vade verirse bana bu 100 artı yani 140 milyar 140 bin lirayı ben 12 ayda ödemek zorundayım. Birinde 1000 lira 1500 lira aylık ödemem olacak, diğerinde 14-15 bin lira aylık ödemem olacak. Tabii. Dolayısıyla nakit sıkıntısı içinde olan veya likitte problemi olan firmalar için, bireyler için uzun vadeli borçlanma iyidir. Eğer likit sıkıntısı yoksa zaten borçlanmanın da pek bir anlamı yok zaten. O daha avantajlı. Getiriden elde edilecek karlar olabilir. Ucuz faize kredi alabilirsiniz vesaire. Ama esas borçlanma nakite sıkışan şeyler için, firmalar için böyle, ülkeler için nasıl? Ülkelerin de döviz likiditesi. Şimdi ülkeler kendi parasını basıyor ama ülkelerin borçlanması rezerv paralar cinsinden. Yani dolar ve avro. Onu da biz basamıyoruz maalesef. Dolayısıyla dünya likiditesinin geniş olduğu dönemlerde borçlanma çok sıkıntılı olmaz. Faizler düşük olur, vadeler uzun olur, değil mi? Ama tabii, dünya likiditesi daralmaya başladığında bizim gibi faizler ülkelere yükselir, hem faizler paraya yükselir, ulaşmak zorlaşır, hem de vadeler kısalır. Kısalır. Dolayısıyla ana para artı faizi daha kısa zamanda ödemeniz, daha sık ve daha yüksek taksitlerle ödemeniz gerekir. Dolayısıyla uzun vadeli borçlanma, peki dünyadaki genel borçlanma şeyine baktığımızda nedir bu? Burada da temel kriter belli. Dünya borçluluğunda ilk önce devletlerin borçları önemli. İkincisi büyük firmalar var, uluslararası firmalar var. Onların borçları önemli. Bunların vadesi ne kadar uzun olursa o kadar iyidir diyoruz. Ama bu da neye bağlı? Dünyadaki likidite şartlarına bağlı. Şu anda eskiye nazaran, bundan 10 sene öncesine nazaran daha düşük vadeli, daha kısa vadeli ve daha yüksek faizli kredi var herkese. Bizim gibi ülkelerde bu CDS rakamlarıyla da belirleniyor. CDS'imiz yükseldiğinde hem faizimiz yükseliyor bizim, tabii, hem de bize verilen borcun vadesi daralıyor. Daha kısa dönemde ödemek zorunda kalıyorsunuz. Dolayısıyla burada vade önemli. Hollanda örneği verdim, adamların 2-3 katı, milli gelirlerin 2-3 katı şeyi var, borcu var ama 50 ama sene var. 50 yıl. Bizimki ne? Bizimki %40 galiba, milli gelirin %40'ı borcu, kadar kamu borcu ama bu %40'ın %60'ı kısa vadeli. Kısa vadeli, yani bir sene içinde ödenmesi gerekiyor. Dolayısıyla biz sürekli o hani çalışmak, üretmek, kazanmak zorundayız. Yani onu yapsak ne mutlu da. Biz sürekli, onu pek yapmadığımız için, biz sürekli borcu borçla kapatmaya çalışıyoruz. Ve dolayısıyla o zaman da ne oluyor? Daha düşük vadeli ve daha yüksek faizli kredi geliyor bize. Dolayısıyla sürekli daha yüksek bir faiz ödüyoruz dışarıya. Bizim onun için dünyadaki borçluluğun yapısal da bir sebebi var. Kapitalist sistem, Ali Bey... Kapitalist üretim sistemi ilk çıktığı zamanlardan itibaren, özellikle bu ağır sanayileşme başladıktan sonra sürekli olarak büyümek zorunda olan bir sistem.
Hani eski tarım toplumları öyle değildi. Eski tarım toplumlarında üretim ana faktör, toprak olduğu için üretimin ana faktörü. O toprak büyüklüğü de sizin üretim kapasitenizi belirliyordu. Onun için orta çağlarda devletler toprak fethetmekle uğraşırlardı. Zenginleşebilmek için yeni topraklar fethetmek esastı. Şimdi bakın, iki tane dünya savaşı geçti. Hiçbir savaşı kazanan hiçbir ülke, ki Amerika'dır ikisinde de kazanan, Amerika kendi topraklarını genişletmek gibi bir şeye girmiyor, dikkat ederseniz. Çünkü toprak artık, yoldan. Toprak artık ana üretim faktörü değil. Ana üretim faktörü sermaye. Doğru. Ve teknoloji geliştikçe fiziki sermaye, makinaların yanına beşeri sermaye de geliyor. Yani eğitilmiş, toplu bilgi, toplumsallaşmış bilgi ve beşeri sermaye. Dolayısıyla ama bu sizin kapitalist sistemin doğasını çok güzel açıklıyor. Çünkü hem bilgiyi ekonomide üretiyorsunuz, hem makinaları ekonomide üretiyorsunuz. Bir ekonominin yaşayabilmesi için kapitalist sistemin bu makinaları, sermaye mallarını üreten ve sektörün yaşayabilmesi lazım. Onun yaşayabilmesi için de her sene minimum belli bir miktar satış yapması lazım. Makine üreten sektörün satış yapması ne demek? Diğer sektörlerin yatırım yapması demek. Tabii. Diğer sektörler yatırım yaparsa ne oluyor? Ekonomi büyüyor. Yani kapitalist sistem yaşamak için büyümek zorunda olan bir sistem. Şimdi dünyanın kaynakları tabii sınırlı. Ülkelerin kaynakları sınırlı. Toprak kaynağı sınırlı, iş gücü kaynağı sınırlı. Sürekli genişlemek, büyümek zorunda olan bir sistem. Sürekli daha fazla üretim yapmak zorunda olan bir sistem var. Bu ister istemez uzun dönemde Karl Marx'ın dediği gibi kar oranlarının düşme eğilimi yasasınca kar oranlarının sıfırlanmasına ve sistemin çökmesine yol açar. Bundan kurtulabilmek için neler var? Kapitalist sistem tabii teknolojiyi değiştiriyor, inovasyon yapıyor. Dolayısıyla Marksistlerin artı değer oranını yükseltiyor. Kar oranları bununla birlikte yükseliyor tabii ki. Ama bunun haricinde dikkat ederseniz 19. 18. yüzyıl kapitalizmin ilk çıktığı zamanlarda yeni kıtalar keşfedildi, yeni madenler, yeni tabii. enerji kaynakları. Şimdi öyle bir yere Töret geldik ticareti, ki. Tabii. Evet. Şimdi öyle bir yere geldik ki dünya ekonomisinde artık keşfedilecek bir şey kalmadı. Evet. Doğal sınırlarına geldi artık ve bu kapitalist sistem büyümek zorunda. Nasıl büyüyecek? İnsanların tasarruf yapması lazım ki yatırımları finanse etsinler. Evet. Ama kapitalist sistemin bir özelliği var. Eşitsiz gelir dağılımı yaratıyor. Zenginler daha çok tasarruf yapıyor, fakirler daha çok tüketim yapıyor. Şimdi zengin daha sermaye ve servet birikimi oldukça zenginlerin kasaları şişiyor. Mevduatlar, tasarruflar bunlar. Bunlar yatırıma dönmesi için o yatırımı yapacak firmanın mallarını satabilmesi lazım. Nasıl satacaklar bunu? O tasarrufu büyütebilmek için, servetleri büyütebilmek için çalışanların emeğini daha fazla sömürüyorsun, düşürüyorsun. Ama bu satış yapma imkanını azaltıyor. Artan üretimi karşılayacak talebi nasıl yaratacaksınız? Sırf nüfus artışıyla olmuyor. Çünkü nüfus artış hızından çok hızlı bir sermaye terakümü var. Sermaye birikimi var. Bunun yolunu da kolayca buldular. Gelecekteki gelirlerinden bu şey yapsınlar, harcasınlar dediler. Bu ne demek? Aslında borçlanma. Teknolojinin gelişmesi, kredi kartları vesaireyle birlikte bu şeyi arttırdı. Belki üretim kapasitesi %5 artıyor ama insanların, dünyanın talebi %15, %20 artıyor. Tabii. Bunun akabinde bu kredi kartları tüketimin ve yine firmalara verilen kartlar var, borçlanma imkanları var. Firma kartları da var, bizimki gibi 50 bin liralık kredi kartı değil. 500 bin liralık kredi kartı. Milyon dolarlık milyon kredi kartları var. Firmaların ama firmaların kendi işletme tabii. sermayesini karşılamak için. Başka kredi çeşitleri de var. Şimdi bu borçlanma ülkelerin de tabii ki borçlanma şeyleri var. IMF, Dünya Finans Sistemi. Aynı insanlar gibidir ülkelerde. Tabii. Ürettiklerinden daha fazla tüketirlerse
açık verirler, döviz açığında borçla karşılarlar. Eğer bunun hesabını bilmezse borç şişer, 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 ekonomiyi krize götürür. Firmalar batar, ülke batmaz, ülke krize girer diye tamamlayalım. Şimdi dolayısıyla kapitalist sistemin, bu sürekli büyümek zorunda olan sistemin zorunlu olarak getirdiği şey, artan karları bir şekilde karşılayacak üretim ve o üretimi karşılayacak talep olmayınca karları kendi içinde döndürmeye başladılar. Evet. Nasıl yaptılar bunu? İşte bu finansallaşma dediğimiz hikaye. İlk önce şeyler, türev enstrümanlar. Türev, ürünler, türev enstrümanlar evet. Çok faydalı. Doğru ve yerinde kullanılırsa. Doğru kullanılırsa. Evet. Ama yani bir şey araç olmaktan çıkıp amaç haline gelirse o zaman şeyi kaptırırsınız. Yahya Kemal'in çok güzel bir lafı var. Diyor ki, aruz ölçüsü vahşi bir ata benzer. Aruz ölçüsü, sevgili dinleyicilerimizin bilmeyenlere söyleyelim. Eski şiirimizde hecelerin uzunluğuna ve kısalığına göre bir ölçü vardı. Aruz evet. ölçüsü. Mesela bizim İstiklal Marşımız onunla yazılmıştır. Tabii. Doğru ölçüye göre okursanız bir ritmi vardır, melodisi. Tabii. Aruz ölçüsü vahşi bir ata benzer diyor. İyi kullanırsanız sizi istediğiniz yere en kısa zamanda götürür. Yoksa... Kötü kullanırsanız alır sizi istediği yere götürür. Ha, şiir olmaktan çıkar manzume olur o çok artık. Güzel. Anlamsız. Kapitalizmde de bu finans araçları böyle bir şey. Siz bunu mesela opsiyonlar özellikle tarım fiyatlarında, özellikle vadeli sözleşmelerin yaygın olduğu şeylerde, sektörlerde üreticinin ve tüketicinin fiyat dalgalanmalarından zarar görmemesi için çok uygun araçlar. Ama siz bunu alıp bir koyup beş alalım, beş koyup yirmi alalım şeklinde kumar aracı haline getirirseniz ve arkasında bir üretim olmadan ortaya çıkan yüksek spekülatif karları döndürerek balonu yaşatmaya devam ederseniz bu bir canavar haline gelir. Bu borçların önemli bir kısmı kamu borçları ve pandemi döneminde ciddi miktarda arttı borçlar. Ama kapitalizmin bu yapısal sorununu göz ardı etmeyelim. Ben bütün dünyada bir yeniden bir para sisteminin düzenlenmesi, belki yeni bir Bretton Woods'a geçilmesi, sermaye hareketlerinin üretken sektörlere daha fazla yöneltilecek şekilde küresel bir mekanizmayla kontrol altına alınması gerektiği kanaatindeyim. Bugünkü yapı sadece Türkiye değil, Amerika'yı da tehdit ediyor. Yeni bir Bretton Woods diyorsunuz ama mesela Amerika Birleşik Devletleri yeni bir Bretton Woods'u yapmamak için aslında çaba sarf ediyor. Bugün Rusya'ya uyguladığı ambargo, Çin'e uyguladığı ticari ambargolar, ticaret savaşları, bütün bunlar aslında Amerika Birleşik Devletleri'nin Bretton Woods'u ve Bretton Woods sonrası doların 1973 petrol krizinden sonra altınla bağının kesilmesi ve kendi başına koşan bir ata dönüşmesiyle ilgili süreci kontrol etmek istiyor. Diyor ki benim yoğurt yeme biçimim bu. Bu isterseniz böyle, istemezseniz yine böyle olacak diyor. Yani orada Amerika Birleşik Devletleri ikna edilmediği takdirde dünyadaki parasal sistem çok fazla değişecek gibi gözükmüyor bana hocam. Tabii burada katılıyorum size. Bizim üstadımız Keynes İngiltere adına Bretton Woods'a katılmıştı. Onun karşısında da Amerikalıları temsilen White vardı. Onun da bir programı vardı. Evet. Birbirlerine yakındılar. Her ikisi de dünyada bir rezerv para basılmasını, IMF'nin basmasını, IMF benzeri bir kuruluş. İstiyordu tabii. Keynes daha ülkelere özellik tanıyan, para ve maliye politikalarına özellik tanıyan bir sistemi savunuyordu. Öbürü daha sıkı bir sistemi savunuyordu ama hepsi ikisinde de ortak taraf bir küresel para basılması ve uluslararası finans. Sonra araya rüfailer girdi. Evet. Pentagon girdi, NASA girdi vesaire girdi. Bir baktık White'ın planında Unitas çıkmış, o küresel para yerine dolar girmiş. Bu ne demek? Bu ciğerci dükkanını kediye emanet etmek demek. Dünya para sistemini emperyalist bir ülkenin çıkarları doğrultusunda şekillendirmesine müsaade etmek demek. Avrupalılar sesini çıkaramadı. İkinci Dünya Savaşı'nda perişan olmuş, yıkılmış Avrupa. Tabii. Bir tarafta da komünistler var. Stalin orada pof pof piposunu çekip bekliyor. Evet. Kızıl Ordu'yu salacak. Dolayısıyla ama bu sistem Amerika'nın işine geliyor mu bugünkü sistem? Bugünkü sistemde
basılan dolar ve piyasaya sürülen dolar, piyasaya sürülen mukaveleler, anlaşmalar Amerika'yı da çökertebilecek büyük. Yani bir ulus devlet olarak Amerika'yı da tehdit ediyor. Siz zannediyor musunuz ki Trump deli saçması şeyler söyleyen bir adamdı? Hayır, hayır. Evet, birçok açıdan öyleydi. Çok de makul şeyler iktisadi söylüyor. Açıdan aslında bir şeyi temsil ediyordu Trump. Gelecek zaten, 2024'te geliyor. Diyordu ki Amerika kendi kıtasında büyük bir güç olarak kendi kıtasında kalsın. Bize ne Çin'den, bize ne Rusya'dan diyordu. Şimdi bu şeyin 20. yüzyılın başındaki izolasyonist politikaya geri dönüş demek. Amerika çok güçlü olacak ama dünyanın problemleriyle de uğraşmayacak. Evet. Şimdiki yapı Amerika'nın dünyanın bütün problemleriyle uğraşmasına, onlara bulaşmasına yol açıyor. Yani evet bir hegemonya sağlıyor gibi görünüyor dünyanın ama. Dünyanın yedi denizinde filosu var, donanması var yani. Pasifik donanması, Atlantik donanması, evet. Akdeniz donanması, Kuzey Buz Denizi donanması, Arktik donanması gibi donanmalar var. Yani Amerika bütün bunlar için para ödüyor. Dolayısıyla büyük bir masrafa katlanıyor. Dolayısıyla bu Amerika'nın iki tane yolu var. Ya bir küresel güç olacak, tek dünya devletinin tek, merkezi olacak orası. Bunu yapabilmeye Amerika'nın gücü yeter mi? Yetmez. Yetmiyor. Askeri gücü de yetmez, iktisadi gücü de, teknolojik gücü de yetmez. Öbür yanda ikinci şey, Amerika kendi bölgesinde en güçlü devlet olacak, dünyanın da en güçlü devleti olacak ama küresel bir güç olmayacak. Yani kendi bölgesinde çok kuvvetli, kürede de sözü dinlenen ama tek başına küreyi yöneten, onun sorumluluklarını al. Yani bir Roma İmparatorluğu olmayacak. İşte vahşi batıya dönüş. Evet. Trump'ın istediği işte Make America Great Again, arkasında bu var. Çinlileri yollayalım, Amerikalılar Amerika'ya gelsin, Çinlileri yollayalım, İspanikleri yollayalım falan. Bu aynı zamanda şeye de yol açıyor, göçmenlere de karşı tabii bir tavra yol açıyor. Şimdi dolayısıyla genel olarak baktığımızda tekrar bu dünya sisteminin düzeltilmesi zor tabii. Amerika'nın okey vermesi lazım ama zaman içerisinde Amerikan sistemi de zaten bu gidişatın yanlış olduğunu görecek kadar akıllı adamlara sahip. Tabii. Yani Trump çok akıllı bir adam değil, popülist bir siyasetçi. Ama bugüne göre daha iyi. Yani bugünkü yönetime kıyasla. Bugün şu anda bir yönetim yok, yok Amerika'da. Evet, evet. Amerika. Yani en azından bir başkan yok. Evet. Başkanın arkasında bir kadıncağız var. O evet. Kadıncağızın arkasında kimler var belli değil ama ben size söyleyeyim. Amerika'nın dünyada küresel hegemonya kurmasını isteyen grupla Amerika'nın kendi içinde daha sağlam, daha yeknesak ama dünyaya çok karışmayan, dünyanın belalarını da kendi ülkesine getirmeyen bir büyük güç olmasını isteyen düşünce var. İki düşünce. Bu iki düşünceden hangisi galip gelecek? Onu göreceğiz. Onu göreceğiz. Yani bugün Biden tek başına bir adam değil yani. Evet. Sonuçta onun arkasında bir lobi var, şey var vesaire. Bakacağız, göreceğiz. Biz ne yaparız? Bizim şeylerimiz, dertlerimiz aslında çok farklı ve çok daha ufak aslında. Yani evet, çok rahat çözülebilecek sorunları var Türkiye'nin. Ama çözmemek için, inatla çözmemek için direniyoruz. Mesela enflasyonla mücadele edebilmek var. Evet. Ama enflasyonla mücadele iradesi yok. Yani edilmiyor, edilmemesi için bir çaba var. Halbuki enflasyonla mücadele etmeye karar verdiğiniz andan itibaren bunun acı sonuçlar olabilir, doğru, trajik sonuçlar olabilir ama buna katlanmak lazım. Ama işte popülist siyaset enflasyonla mücadeleyi sürekli erteliyor, sürekli bir tarafa doğru taşıyor. Bugün Mahfi Bey'in bir internette, Twitter'da bir şeyini gördüm, tweetini gördüm. İşte kendi kitabından alıntı yapmış birisi. Evet. Orada hani demokrasi diyor nedir? İşte insanların çoğunluğu oy veriyor, iktidara getiriyor iktidarları. Onlar da insanların çoğunluğunun menfaatine olacak şeyleri yapıyorlar. Evet. Ama kuralsızlık, insanların talebi kuralsızlık ise, efendime söyleyeyim, insanların talebi sınırsız özgürlük ise, yani ben kamu arazisine binayı yapayım, oradan 20 kat binaya çıkayım, oradan gelirlerimi elde edeyim, kimse de beni görmesin sen. İyi. Ve çoğunluk da bunu istiyorsa ve o zaman siyasetçiler de çoğunluğun istediği doğrultuda
kuralları, kaideleri gevşetiyorlarsa o zaman toplumu bir arada tutan şeyler kalmaz. Dinamikler kalmaz. Dinamik kalmaz. Tabii. Devleti ayakta tutan temeller kalmaz. Dolayısıyla burada siyasetçiler tabii enflasyonu ortadan kaldıralım, iradesini ortaya koymazlarsa biz bunu 80'lerde, 90'larda gördük. Şey çıkıyordu Turgut Özal, Allah rahmet eylesin. Benim ailemde de çok Özal'a oy veren vardı. Biz sağcı bir aileyiz yani aile olarak o dönemde. Televizyonda kalemini böyle benim sevgili vatandaşlarım derdi. Tabii. Enflasyon %40 ama biz çok hızlı büyüdük. Şu kadar ihracat yaptık işte bir de şeyler filmler arkadan belgesel dönüyor. Evet. Şeyler kadınlar köylü kadınlar domates topluyorlar tarlalardan işte ya şu kadar domates ihraç ettik falan diye anlatırdı. Şimdi büyüme ve enflasyon gibi kavramlar yani hani enflasyon yüksek ama biz büyüyoruz. Arkadaşım enflasyonsuz da büyüyebilirsin. Türkiye yaşadı bunu. Tabii. 2000-2013 arası yaşadı. Bütün 1960'lar, 74 Kıbrıs Harbi'ne kadar. Bütün 1960'lar öyledir. Kesinlikle. Ondan sonra yaşadığımız problemler 74'te Kıbrıs'ı aldı ya Ecevit. Onun bize kesilen cezası 6 sene yüksek enflasyon, işsizlik ve terör hadiseleridir. Bize kesilen ceza o ve onun da şeyi 12 Eylül. Yani aynen. Faturası 12 tabii. Eylül'de çıktı. Dolayısıyla şimdi Türkiye düşük enflasyonla hızlı büyümeyi yakaladı belli dönemler. Ne vardı burada? Planlama vardı. Kendi ayağını yorganına göre uzatıyorsun. Doğru hedefler koyuyorsun. Ulaşabileceğin hedefler koyuyorsun. Ve bir toplumsal menfaat üzerine, toplumsal fayda üzerine politika üretiyorsun. Politikayı da siyasetçi üretmiyor. Bu hedefleri tabii. Bürokratlar üretiyor. Dolayısıyla devletin demokrasi çok önemli bir şey. Ama demokrasi devletin olmadığı yerde, kuralların olmadığı yerde aslında kakafoni gibi bir şeydir. Ve bir grubun diğerine tahakküm etmesi evet. Anlamına gelir. Peki son 5 dakikamız. Onu da küresel bazdan çıkıp Türkiye'ye dönelim istiyorum. Türkiye'de tarımsal planlamayla ilgili biz uzunca bir süredir bunu konuşuyoruz ekranlarda. Türkiye'nin mutlak surette bir üretim planlaması modeline geçmesi gerektiğini savunuyorduk. Nitekim yeni Tarım Bakanı bunu gerçekleştirecek. Bütün bakanlıkların koordinasyonuyla bir araya gelip bir kurul oluşturuldu ve bu kurul şuna karar verecek. Yani bir havza modeline geç. Havza modeli nedir? Örneğin Çukurova'da yalnızca pamuk ekilebilir. Pamuk ekenlere Çukurova'da ektiği takdirde teşvik vereceğiz. Destekleriz, taban fiyatlarını zamanında açıklarız ve alımını da garanti ederiz diyecek devlet. Dolayısıyla pamuk eken üretici hasat ettiği zaman sürprizle karşı karşıya kalmayacak. Yani pamuk ektim ama zarar ettim demeyecek. Bunu garanti edecek. İşte Aydın Ovası'nda üzüm ve incir tarımını destekleyecek. Balıkesir'de zeytini destekleyecek. Şanlıurfa'da mercimeği destekleyecek. Rize'de çayı destekleyecek. Trabzon'da fasulyeyi destekleyecek. Aklınıza gelir. Yani Türkiye'nin her yeri için dağıtıyorum işte. Amasya'da elmayı destekleyecek gibi. Bursa'da şeftali, Malatya'da kayısıyı. Bütün ürünler için söylüyorum. İşte Karaman'da yulafı, Konya'da çavdarı, buğdayı destekleyecek. Ve bu destekleme modeli sayesinde üretici hiçbir zaman riskle karşı karşıya kalmayacağı gibi her yıl bir miktar daha iyiye doğru kendini döndürebilir mi acaba bu model sayesinde? Bu son önemli bir şey. Yapacağım. Ben bu tarımda planlama meselesi önemli. Her şeyden önce bizim ulusal çıkarlarımız ve ihtiyaçlarımız önümüzdeki sadece bugün değil, önümüzdeki 5 sene, 10 sene için hangi tip ürünlere ihtiyacımız var ve hangi tip ürünlerde ve ihracatta ciddi katma değer elde edebiliriz? Bunlar planlanır, yapılır. Bu önemli, bu bir başlangıç. İkinci aşamada benim gördüğüm tarım sektöründe bizim iş gücümüz yani çalışanlarımız çok teknik bilgiden uzak insanlar. Evet. Dolayısıyla teknik destek lazım. Hangi ürünü ne zaman ekecek, aşılama nasıl yapacak vesaire bunları bilmeyen bir sürü köylümüz var. Profesyonel değiller. Dolayısıyla buraya ciddi teknik destek sağlamak lazım. Üçüncüsü ölçek. Her ürün için demeyeyim ama bazı ürünler için ölçek çok büyük olması lazım. Yani büyük ölçekli tarım yapılması lazımken
Biz küçük ölçekli, Türkiye'de genelde tarım küçük ölçeklidir. Evet. Ama bazı mallarda da gerçekten küçük ölçekli üretim yapmak gerekir. Nişte ürünler vesaire. Bunların da planlanması lazım. Yani sadece havza, bu önemli bir gelişme ama sadece havza, yani hangi bölgede ne ekilecek değil, aynı zamanda bunun profesyonel hale getirilmesi, profesyonel işletmeler haline getirilmesi önemli bir şey. Orada çalışanların teknik bilgiye devlet tarafından ulaştırılması önemli bir şey. Ve üçüncüsü de dediğim gibi ölçeğin, yani üretim ölçeğinin de iyi hesaplanması, sektör sektör, ürün ürün iyi hesaplanması lazım. Tarım önemli, biz de bu konuda bir inşallah çalışmaya başlayacağız arkadaşlarla. Bakalım neler çıkacak. Çok teşekkürler hocam. Ben teşekkür ederim. Bir haberimiz var, onunla noktalayacağız. Türkiye'nin elektrik tüketiminde büyük rol oynayan sanayi sektörü için enerji verimliliği adımları atılmaya devam ediyor. TÜSİAD ve Özyeğin Üniversitesi tarafından başlatılan Türkiye'nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü Projesi basın toplantısıyla bugün tanıtıldı. Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği ve Özyeğin Üniversitesi Çevre ve Ekonomi Merkezi, Türkiye'nin Sanayide Enerji Verimliliği Görünümü Projesi'ni başlattı. Projenin tanıtımını TÜSİAD'ın Genel Merkezi'nde Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri, TÜSİAD yetkilileri ve çeşitli sanayicilerin katılımıyla gerçekleştirildi. Tanıtım TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan'ın konuşmasıyla başladı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakan Danışmanı Dr. Abdullah Buğrahan Karaveli de konuşma gerçekleştirdi. Karaveli konuşmasında arz güvenliğinden ödün vermeden net sıfır emisyon hedefine dışa bağımlılığı azaltarak gitmek gerekiyor ifadelerini kullandı. Optimize edilmiş enerji verimliliğine dikkat çeken Bakan Danışmanı Karaveli, daha düşük talebin bu şekilde karşılanabileceğine dikkat çekti. Proje tanıtım etkinliğine çevrimiçi bağlanan Uluslararası Enerji Ajansı Başkanı Dr. Fatih Birolsa, dünyanın fosil yakıtlardan uzaklaştığını ve küresel ısınmayı 1,5 santigrat derece ile sınırlamak için enerji verimliliğinin önemine vurgu yaptı. Sanayi sektörü, sektörel ve gönüllülük esası kapsayıcılığıyla belirli metodolojide ilerleyecek olan proje için TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Orhan Turan değerlendirmelerde bulundu. Turan, projenin bir seferberlik olduğunu, işletmelerin birim tüketiminde ne kadar enerji tükettiklerini, sektörel ortamlarda nerede olduklarını görmeleri için gerçekleştirilen bir metot uygulanacağını ifade etti. Sanayicilerin enerjilerini etkin ve verimli kullanmalarını, rekabet güçlerini arttırmalarını, iklime katkı yapmalarını, Türkiye'nin enerji ithalatını sıfıra indirmeleri için destek beklediklerini dile getirdi.